Burada Shiba'daki balina aktivitesi genel hatlarıyla Shibcoin üzerine konuşacağız ve ne var ne yok diye şöyle genel bir Shiba'ya göz atacağız. Bu arada BTC'de hala yine işler yolunda iyi bir şekilde ilerliyor. Piyasada bunu fiyatlayabilmeye çalışıyor. Shiba Inu balina etkinliği %48 arttı. Shiba Inu yükselişe geçme umuduyla balina faaliyetlerinde kayda değer bir sıçrama kaydetti diyor. Balinalar epeyce etkin ve geçtiğimiz ortalama bir hafta içerisinde sürekli artan bir balina aktivitesi var. Bu tabii ki çok güzel bir durum. Genelde balina aktivitesi daha doğrusu küçük gibi gözükebiliyor. Muhakkak boğa skalasında değil. Yine küçük bir hacim var. Örneğin önceki haftada yani geçtiğimiz haftada sürekli artarak, sürekli yükselerek ortalamayı toplam hacmin 20'de biri olarak yani büyük işlemler bitirdi. Fakat buradakilerin bir de tamamının alım odaklı olarak çalıştığını ve rutin bir şekilde alındığını hesaba kattığınız zaman nitekim hiçbir balina elinde örneğin nakitte 10 milyon dolar tutuyor. Bunu Shiba'ya ayırdı. 10 milyon dolarını kimse girmeyecektir. Yani bunu küçük yatırımcı yapıyor maalesef. Dolayısıyla böyle de bir durum var. Mesela Robinhood borsası bile biliyorsunuz. Adamlarda şu anda 36 trilyon adet Shibcoin var yapılan alımlarla. En son yanlış olmasın 700 küsür milyar Shibcoin alımı yaptılar. Şimdi onlara göre çok küçük bir Shibcoin bu. Yani küçük bir Shibcoin miktarı. Çünkü 36 trilyon Shibcoin nerede? Dersin ki alım yaptı. Ne yaptı ya? 10 trilyon mu yaptı? Hayır. 700 milyarlık alım yaptı. Bu da az değil. Ama şunu bilmek lazım. Şu anda balinalar sürekli alıyor. Makul noktalardan alıyor. Kontrollü fiyatlardan alıyor. Ve olası bir yükseliş için hazırlanıyor. Burada unutulmaması gereken şey bundan önceki Shibarium aktivitesinde Haziran sonu aynı zamanda Temmuz ayının içerisinde sürekli Shiba'da bahsettiğimiz bir şey vardı. Genelde yatırımcı biraz daha tabiri caizse sızlanıyordu. Yani niye yükselmiyor, niye artmadı falan. Balina aktivitesinin ne kadar yoğun olduğuyla alakalı sık sık konuştuk. Ve bu noktada büyük açılımlar olabileceğiyle alakalı konuştuk. Ve nitekim bu büyük yükselişler bir süre sonra bu patlamalar yaşandı. O zaman diyeceksiniz ki Shibarium geldi. Arkadaş Shibarium geldi de Shibarium'un adı geldi diye patlamadı. Zaten Shibarium geliyor diye doğru balinalar alım yaptı, yüklendi. Ama burada ismi önemli değil. Yani Kusama'nın kafasına saksı düştü diye de millet alabilir ya da almayabilir. Sonuç aynı. Balinalar sonuç. Balinalar alım yaptıkça borsa arzlarında yine borsa arzında kıtlık yaşanıyor. Bu da fiyatların potansiyel yukarı ihtimalini artırıyor. Yani somut bir şekilde konuşmamız lazım. Yoksa hiçbir sebep yokken de alabilirler yani. Ve bu da aynı sonuca çıkar. Öncesinde sadece bu işin tiyatrosu Shibarium'dan geçmiş oldu. Sonuç yine aynı noktaya çıktı. Ve sonuç yine beklediğimiz şekilde gerçekleşti. O yüzden Shiba'daki mevcut düşüşlerin belli bir denge halinde tekrar piyasa açılımında yerine oturacağını bilmek gerekiyor. Şu an yine balina aktivitesi yüksek. Tabii gönül ister ki her bu hareketleri gördüğümüzde BTC artık sarsmasın, çakmasın falan. Ama o şekilde olmuyor. Gerçek bir boğa açılımına hala aylar uzaktayız. Ne var şimdi burada? Shiba Inu genel piyasa momentumu kısmen düşe geçerken geçen hafta elde ettiği kazançların çoğunun tersine döndüğünü görüyor. Bu yazının yazıldığı sırada Shiba Inu diğer altcoin'lere kıyasla büyük bir direnç göstererek kazançlarının %1,04'ünü kaybettikten sonra 72,5 dolardan işlem gördüğünü söylüyor. Yani şu an dominans karşısında direnci fena değil doğru. Dominans karşısında iyi bir direnç gösteriyor şu anda Shibcoin. Tabii epey bir düştü. Belli noktalarda artık kendi normaline oturması da muhakkak zaman aldı yani. Devam edelim şuradan. Diyor ki ana fiyat ölçütü düşüş eğiliminde görünse de Shiba Inu ekosistemdeki balinaların faaliyetleriyle ilgili olarak umut verici bir görünüme sahip. Kripto analiz platformu Into the Blue'un verilerine göre balina aktivitesi şu anda %48 oranında artmış durumda. Paylaşılan kesim verilere göre Shiba Inu protokolünde kaydedilen toplam büyük işlem sayısı 9 Eylül'de 11 iken yazım sırasında
31'e yükseldi diyor. Bu arada 9 Eylül'de 11 iken diyor yazım sırasında 31'e yükseldi. Ha şey yapıyorlar tamam. Haftalık oranda şey yapıyorlar. Bu büyük işlem en az 100 bin dolar parasal değer içeren işlemler olarak tanımlanıyor. 31 Bani işleminde toplam 11 milyon dolarlık bir meblağ taşımış olması dikkat çekici. Bu önemli sıçrama CMC tarafından ölçüldüğü üzere Memecoin ekosisteminin genel işlem hacmindeki büyümeye de katkıda bulundu. Mevcut verilere göre işlem hacmi %23'e kadar yükseldi ve bir gece de 72,6 milyon dolar değerinde bir hacim el değiştirdi. Evet, Meme Coin demişken tabii ki Dogecoin de çok iyi bir durumda bak. Şu an Doge'un da piyasa açılımında iyi, sert, güzel, yüksek hareketlerini bekliyoruz. Bu genel olarak zaten Meme Coin'lerde var. Mesela Floki'ye de aynı yorumu yapabiliriz. Ya da Peep tarafına da yine aynı benzer yorumlar getirebiliriz. O yüzden önemli olacaktır. Peep de en son 6 pozisyonlarına kadar bakın bir geri çekilme kaydediyor. Bu noktalar Peep için bakınız ki yine iyi bir alım noktasıydı. SHIB fiyatı. Shiba Inu alıcıları büyüme eğilimlerini canlandırmak için Balina ve Perakende alıcıları gibi gözlemlenebilir. Büyüme tetikleyicilerinin yanı sıra Shibarium protokolündeki artan metriklerden yararlanmak zorunda kalabilir. Yani Shibarium'daki, bakın Shibarium metriklerindeki artış Shiba Inu fiyatını yükseltmez. Shiba Inu fiyatındaki artış Shibarium metriklerindeki artışı tetikleyecektir. Çünkü şu anda Shibarium'a yönelim konusunda Shibcoin yatırımcısının önde geldiğini görüyor. Aynı şekilde bunun içinde Shiba genelinde bir açılım ve heyecan, bir FOMO beklentimiz var. Bu yakın mekanizmasından sonra tersine dönecektir. Yine aynı söylediğim şey yani birbirlerini yine tetikleyeceklerdir. Ama ekseriyetle Shibarium yüklü yakım yapacağı için bu büyük ölçüde tersine dönecek. Yüksek yakımlarla Shibcoin'in fiyatını bu sefer etkiler. Öyle yatırımcının 3-5 yaktığına benzemez. Tabii ki ne zaman getirecekler bu en son kusamanında açıklamış olduğu yakında gelecek diye tabir ettiği yakın mekanizmasının hala ne zaman geleceği belli değil. Boş verin yani yalan söylemesinden iyidir sonuçta söylememesi ne zaman geleceğini. Shibarium'daki toplam işlemlerdeki büyümenin yanı sıra toplam cüzdan adreslerindeki artışla birlikte Shiba'nın benimsenmesi tüm cephelerde entegre olmuş gibi görünüyor. Bu benimsemeyle birlikte kısa ve uzun vade Shib'in fiyatında bir canlanmaya yol açabilecek talep artışı görülebilir. Evet, kesinlikle buradaki son değerlendirme doğru. Shiba şu an olabildiğince güçlü durumda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.